Hafız İbni Hacer Eskalani Bulugul Meram adlı eserinde Namaz Kitabı, ki bu eserin şerhinin Türkçe tercümesi olan Selamet Yolları Subulü Selam'da okumaya devam ediyoruz. Namaz Kitabı, namazın sıfatları, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bize örnek olarak, en güzel örnek olarak nasıl namaz kıldığı hakkında hadis-i şerifler okuyoruz ve bugün de 301 nolu hadis-i şerif okumaktayız. Ve Nuaym İbni Mücmer radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir ki Salleytu vera'e Ebu Hureyre radıyallahu anh, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın arkasında namaz kıldım. Fekara'e okudu. Ne okudu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim okudu. Sümme kare'e bi ümmül Kur'an. Bismillahirrahmanirrahim okudu. Sonra ümmül Kur'an'ı okudu. Hatta izâ balaga ta ki veled dâline gelince kale amin. Amin dedi. Ve yekûlü kullemâ secde, her secdeye gittiğinde ve izâ kâme ve secdeden her kalktığında minel celûsü oturuşundan kalktığında Allahu Ekber dedi. Füme yekûlü izâ selleme namaz kıldıktan selam verdikten sonra şöyle dedi. Vellezî nefsî biyedihî nefsim yedinde olana andolsun ki inni eşbehakum salate resuli. Benim vallahi ki benim namazım Resulullah'ın namazına en çok benzeyendir. Revahu Nesai ve İbn Huzeyme. Nesai ve İbn Huzeyme nakletti. 301 nolu hadis-i şerifi tekrar okuyoruz. Nuaym bin Mücmer radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre'nin arkasında namaz kıldım. Bismillahirrahmanirrahim okudu. Sonra Ümmül Kur'an'ı okudu. Velat dâline geldiği zaman amin dedi. Her secde ettikçe ve oturuştan kalktıkça Allahu Ekber diyordu. Selam verdiği vakit nefsim kabzayı kudretinde olan Allah-u Teala'ya yemin ederim ki ben sizin namazca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en benzeyeninizim dedi. Bu hadisi Nesai İbn-i Hüseyin'e rivayet etmiştir. Hadisi Buhari, Talikan Buhari hadisi Talikan rivayet etmiştir. Aynı hadisi İbn-i Hibban ve başkaları da tahric etmiştir. Nesai bu adla bir bab açmış ve babı şöyle, yani bab başlığı şöyledir. Babul Cehre Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim'i açıktan okuma babı. Bu hadis bu hususta varit olan en sahih hadistir ve aslı teyit etmektedir. Asıl kaide besmelenin aşikar veya gizli okunması babında Fatiha hükmünde olmasıdır. Çünkü zahiren hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin besmeleyi okuduğunu ifade etmiştir. Gerçek şu ki, vaka şu ki Ebu Hureyre'nin bütün namaz fiillerini değil de ekserisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerine benzetmiş olmasıdır. Bu da ihtimal dahilindedir. Fakat zahirin hilafınadır. Yani görünenin aksidir. Bir sahabi celilin bu babda Ebu Hureyre'nin namazına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir bidat katması, sonra da yaptığını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fiiline en benzer bir iş olması, yemin ederek teyit etmesi ihtimalden cidden uzaktır. Hadiste
imamın amin demesinin meşru olduğuna delil vardır. Darekutni Sünen'inde Vail bin Hüzur'dan şu hadisi nakletmiştir. 441 nolu şerhteki hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Garil maktubi aleyhim dediği zaman amin derken işittim. Bunu söylerken sesini uzatıyordu. Darekutni bu hadis sahiptir diyordu. Yine bu hadis bir rükünden ötekine geçerken nakil tekbiri almanın caiz olduğuna delalet ediyor. Bu uykuda tam izaha az olduğundan Ebu Hureyre hadisinin içinde gelecektir. Evet. Bana da bu sohbette devam etme umuduyla Allah'a emanet olun.